Herkes bunu konuşuyor. Oradan bizleri izleyenlere merhabalar değerli izleyiciler. Biz bu programda yerel seçim sürecini ele almaya, değerlendirmeye devam ediyoruz. Tabii ki bununla ilgili de programımıza konuklarımız oluyor. Bugünkü konuğumuz da Cumhuriyet Halk Partisi Saruhanlı Belediye Başkanı adayı Muharrem Ekici olacak. Sayın Ekici hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Nasılsınız? Çok sağ olun. Bize böyle bir fırsat verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bizi evet. İkinci kez konuk ediyorsunuz. Şahsım ve partim adına çok teşekkür ediyorum. Evet, neler yapıyorsunuz şu anda? Evet, en son konuk olduğumuzdan beri, o gün de söylemiştim, gezmeye devam ediyoruz. Geziyorduk. Siz bizi çağırdığınızda, davet ettiğinizde, o programda konuk olduğumuzda gezmelere devam ettiğimizi söylemiştik. O günden bugüne kadar bütün belde ve köyleri yine gezmeye devam ediyoruz. Bitirdik. Artık biraz daha detaya inmeye başladık. Evlere girmeye başladık. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Saruhanlı'da şahsımıza ve partimize olan ilgi gerçekten çok yüksek. İyi bir tempoda hem kadın kollarımız hem ben ve arkadaşlarım, yönetim kurulu üyemiz, ilçe başkanımız dahil olmak kaydıyla bütün arkadaşlarımız sahada, hiç boş bırakmıyoruz. Belde ve köylerin sorunlarını dinlemeye çalışıyoruz. Sürekli yanlarındayız. Gündüz programlarımız başladı. Saat 1'den itibaren çıkıyoruz ve bir bir evleri gezmeye başladık artık. Evet. Dün Gökçeköy kasabamızdaydık. Ondan önce Hatıplar, Sarıçam, Aydınlar, Şatırlar, Çaltepe, Sarı Sığırlı bu köylerin hepsini... Bir günde mi bunlar? Tabii kısmen değişik günler içerisinde hane hane girip ev ev ziyaret etmeye başladık. Çok olumlu tepkiler alıyoruz. Tabii insanlar evlerinde onları ziyaret ettiğimiz zaman daha fazla hoşnut oluyorlar. Çok hoşlarına gidiyor. Evet. Peki, ben de çok keyif alıyorum tabii ki bu olaydan. Vatandaşlarla bir araya gelme fırsatı buluyorsunuz. Hem de onların yaşadığı yerlerde, köylerde, işte beldelerde, evlerinde ziyaret ediyorsunuz. Tabii ki sohbetler ediyorsunuz. Mutlaka dertlerini, sıkıntılarını sizinle paylaşmıştır. Vatandaşlar şu anda en çok ne bekliyor? Şimdi gerçekten köyde ve kasabadaki arkadaşlarımızın çok ciddi sorunları var. Ülkede bir ekonomik sıkıntı bu insanların cebine de çok ciddi bir şekilde yansımış vaziyette. Gerçekten inanın bazı insanlar artık böyle kahveye çıkacak pozisyonda falan değiller. Durumlar pek iç açıcı değil. Onun haricinde bulunduğumuz ve talep olduğumuz yerle ilgili çok önemli sıkıntılarla karşı karşıya geliyoruz. İnsanların bizim yapacağımız projelere paralel olarak bizden istedikleri bazı şeyler var. Bunların hepsinin notlarını her gittiğimiz yerde oranın kendi insanından, kendi vatandaşından duymak bizi daha fazla öne çıkarıyor. Çünkü mesela Taşdibi köyü için ne yapmamız gerekliliğini Taşdibi'deki vatandaşlarımızdan birebir öğreniyorum. Veya Sarıçam köyü için ne yapmam gerekiyorsa ben belediye başkanı olursam, evet, onu oradaki vatandaştan öğrenip hemen notlarımın içerisine kaydediyorum ve projelerimin içerisine de dahil edeceğim. Bu gerçekten verimli bir çalışma. Tabii ki. Çünkü içeride yerin sorunlarını çok daha iyi biliyorlar. Tabii. Yani kahveye gidiyoruz, kahvede sohbet ediyoruz. Orada erkek vatandaşlarımız var. Onlar bize bir kısmen bir şeyler anlatıyor. Ama içerideki evine girdiğimiz hanımefendi, bacılarımız, annelerimiz daha farklı sıkıntılardan bahsediyorlar bize. Ve bu durum hemen kayıtlarımıza geçiyor. Diğer erkek vatandaşla sohbet ediyoruz. Gerçekten onlar da önemli sıkıntılardan bizlere bahsediyorlar. Ama eve girdiğimiz zaman teyzem bana çok farklı şeyler söylüyor. Diyor ki Muharrem şunlar olması lazım ya, benim köyümde şunları istiyorum. Mesela Taşdibi köyü hala düğününü dışarıda yapıyor. Soğukta, yağmur yağıyor. Başka bir alan yok yani düğünün yapmaları için. Hiçbir düğün salonu yok. Evet. Hafta sonu arkadaşlarımla Seyidabaköy'ündeydim.
Pazar günü de biraz hava yağışlıydı. Evet. İnanın adamcağız evinin bir köşesini açmış, avlusunu açmış. Orkestra bir tarafta çalıyor. Gelen dışarıdan misafirleri var. Brandalar çekilmiş, yağmur yağıyor. Öyle zor şartta ki bu insanlar. Yani orada bu Seydoba köyüne yapacağımız bir düğün salonu oradaki bayan vatandaşımızı mutlu edecek. Rahat olacak kadın. Misafirlerini daha iyi ağırlayacak. Yemek bir tarafta, insanlar bir tarafta eğlenmeye çalışıyor. İşte asıl sorun bu. Belediyecilik hizmetleri burada başlıyor. Bütün şehir olduysak, eğer köy ve belde de artık bana ait olacaksa, Saruhanlı Belediyesi'ne ait olacaksa, bu sorunları bizim yerinde görmemiz gerekiyor. Oturarak değil, sırça köşelerden çıkacağız artık. Köyde ne oluyor, kasabada ne oluyor, bu insanların ihtiyaçları nedir? Artık bunlara başladık. Birebir değerlendiriyoruz. Her köye ve kasabaya uygun projeyi Muharrem Ekici üretecek. Evet. Allah nasip ederse, ki Allah nasip edecek, Saruhan'da önde giden parti Cumhuriyet Halk Partisi, 31 Mart sabahı söz verdik biz bu arkadaşlarımıza. 31 Mart sabahından itibaren kolları sıvayıp bu sözlerimizin arkasında durup bu vatandaşlarımız için, bu mağdur olan vatandaşlarımız için gerekeni yapacağız. Şimdi iddialı bir açıklamanız oldu. İddialı konuştunuz ki Allah nasip edecek dediniz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Saruhanlı'da önde çıkan parti. Şimdi dün biz Milliyetçi Hareket Partisi Saruhanlı Belediye Başkan Adayı Serdar Yaralı'yı da bu programda ağırladık. Kendisi dedi ki AK Parti ve MHP arasında geçer büyük bir ihtimal seçimler. Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok fazla ihtimal vermiyorum. Muharrem Ekici kardeşimiz çok değerlidir, çok sevdiğimiz bir kardeşimizdir ama daha biraz tecrübe kazanması gerekiyor. Bizim yanımızda biraz işi zor gibi ifadeler kullandı. Bunlara karşılık siz neler söyleyeceksiniz? Serdar Başkanım benim öğretmenim. Ben programı da seyrettim. Orada Muharrem'in işi zor, Muharrem'i severiz. Çok teşekkür ediyorum kendisine, bize iltifatta da bulundu. Benim öğretmenim, saygıda da kusur etmem. Şunu söylüyorum. Hep bunu söyledim her gittiğim yerde. Bu yarışmayı çok centilmence götüreceğim. Rakiplerim hepsi Saruhanlı'ya iyi hizmet etmek için varlar. Muharrem'in işi zor kelimesinden ben şunu anlıyorum. Hüseyin Başkan 2004'te ilk aday olduğunda belediye başkanı değildi. Sağlık grup başkanımızdı. Serdar Başkan belediye başkanımızdı. Yani kazanmak için belediye başkanı olmaya gerek yok. Hüseyin Başkan sağlık grup başkanıydı. Serdar abi belediye başkanıydı ve o seçim kaybedildi. Serdar abi seçimi kaybetti. Şunu söylüyorum, kazanmak için iddialı projelerle ortaya çıkacaksınız ve önce kendinize inanacaksınız. Halkı da projelerinizle inandıracaksınız ve ben şu algıyı vatandaşa yerleştirdim. Kapısı ardına kadar açık bir belediye başkanı. Dişçi Muharrem muayenehanesinde nasılsa, siyasetçiyken nasıl sizin düğününüzde, önemli gününüzde, cenazenizde, acınızda, sizin yanınızdaysa Muharrem bunun için belediye başkanı oluyor. 31 Mart sabahına bunun için hazırlanıyor. Yani belediye başkanı olmak için belediye başkanı makamında bulunmak gerekmiyor ve bunun örneğini biz gördük. 2004'te Serdar abi belediye başkanıydı, Hüseyin Yaralı belediye başkanı değildi. Seçimi Hüseyin Yaralı kazandı. Şimdi ben belediye başkanı değilim ama 20 senedir doktor olarak Saruhan'da hizmet ediyorum. 10 senedir de siyasetçi kimliğimle girmediğim kapı, sıkmadığım el, basmadığım toprak yok. Yani bizim de hem siyasi hem de toplumsal sosyal tecrübelerimiz var diyorsunuz. Muhakkak. Evet, peki Saruhanlı merkezin sorunları var mı? Yani önemli, işte bunun kesinlikle çözülmesi lazım. Önceliğin bu olacak diyebileceğiniz. Şimdi gerçekten Saruhanlımız büyüyor, gelişiyor. Buna ayak uydurabilme adına da tabii ki bazı önemli sıkıntılar, şehrin önemli sıkıntıları ortaya çıkıyor. Bununla ilgili bizim şu an en önemli sıkıntımız, otopark sorunumuz var. Ciddi bir park sıkıntısı var Saruhanlı'da. Bununla ilgili arkadaşlarımızla oturduk, düşündük, taşındık. Gerçekten arayollar, ana arter, aralar, bugün salı pazarımız var bizim, bir gidip görseniz. Benim muayenehanenin önü her tarafı, diğer ara sokaklar, her taraf kaldırıma dahi çıkmış arabalarla dolu. Bu arada yayalar sıkıntı yaşıyor, vatandaşımız pazara gidecek, bir sürü sıkıntı oluyor. Bence
Bu otopark sorunu önemli bir sorun olarak görüyorum. Bu otopark sorununu çözeceğiz. Otoparkla beraber güzel bir tören ve konser alanı düşünüyorum Saruhanlı'da. Biraz daha rahat nefes aldıracağız Saruhanlı'ya. Bizim zaten ana sloganlarımızdan birisi bu. Benim önem verdiğim. Saruhanlı biraz rahat nefes alsın. Büyüyor Saruhanlı. Gelişiyor. Nüfus çoğalıyor. Evet. Üniversitemiz var. Bakın bir öğrenci yurdu projemiz var. Üniversiteyle ilgili. Bir yurt yapalım diyoruz. Birçok önemli hizmetler belki çok geride kaldı. İnsanların rahat yaşayabileceği mekanlar, rahat gidebileceği mekanlar. Özellikle engelli vatandaşlarımız, hepimiz biraz engelliyiz Canan Hanım. Engelli olmaya müsaitiz. Engelli vatandaşlarımız için onların gidebileceği, rahatlıkla hareket edebileceği mekanlar. Bunlar bizim projelerimiz arasında. Tabii ki ilerleyen zamanlarda bunları biz hem sesli olarak hem döküman olarak, projeler olarak evet. Bu ekranlardan da sokacağız. Yine o projeleri tanıtabiliriz aslında muhakkak, ilerleyen zamanlarda. Muhakkak. Bunlar bakın, şu an evet olması gereken ama bunlar dışında daha can alıcı projeleriniz de muhakkak vardı. Tabii ki bir kere şunu söylüyoruz. Saruhanlı bir çekim merkezi olsun. Ticari çekim merkezi olsun. Evet. Biz bu insanların, yanlış anlamayın siz Manisa'da oturuyorsunuz, Manisa'ya gitmesini, gelmesini engelleyecek bir şeyler yapalım. Evet, daha önceki yani, programda da Manisa'nın gölgesinden kurtaracağız. Kurtaralım tabii ki bu insanlar Saruhanlı'da para kazanıyorlarsa, ben Saruhanlı'da para kazanıyorsam evet. Paramı Saruhanlı'da harcayayım. Dışarıya çıkmayayım. Saruhanlı'daki esnafım kalkınsın. Bunlar için ne yapabilirsek, yani bir ticari çekim merkezini nasıl oluşturabilirsek, tarımsal ekonomiye dayalı merkezler nasıl yapabiliriz? Bunları düşüneceğiz. Yani dışarıya paranın kaçışına mümkün olduğunca elimizden geldiğince kısıtlamamız gerekiyor. Bununla ilgili ciddi projelerle önümüzdeki zamanlarda halkımızın karşısına da çıkıp bir bir tek tek anlatacağız. Hem sesli hem de dokümanlarımızda onların huzurlarında olacağız. Ne zaman tam anlamıyla kesinlik kazanır projeleriniz? Şimdi efendim yani... Çünkü seçime 61 gün kaldı. Cumhuriyet Halk Partisi çok detaylı çalışıyor Saran'da. O kadar derinlere ve ayrıntılara giriyoruz ki bazen bu ayrıntılardan kurtarmak bile bizim arkadaşlarımızı yoruyor. Yani ben her beldeye has projeler. Şehir merkezi ayrı, köyü ayrı, beldesi ayrı. Herkesin ihtiyaçlarına uygun projeyi şu an yazıyoruz. Nereye gittik? Gökçeköy'e gittik. Gökçeköy'ün sıkıntısı ne? Şebeke sorununda bir sıkıntısı var. Yerleşim yerinin parklarıyla, yeşil alanıyla ilgili sıkıntısı var. Ne sıkıntısı varsa Gökçeköy'e has bir proje. Koldere ne istiyor? Koldereli vatandaşın istek ve arzularına uygun bir proje. Taşdibi köyüm ne istiyor? Seyit Obası ne istiyor? Hacı Musa ne istiyor? Bütün bunlar masaya yatırılacak. Ve her köye ve kasabaya şehir merkezine uygun, yani artık bütün şehir olduk. Evet. Hacı Musa da benim, Çullu Garaj da benim, Sarı Sığır da benim, Aydınlar da benim, Sarıçam da benim, Lütfiye de benim. Onlar benim artık birer mahallem. Ben onları Cengiz Topel Mahallesi'nden ayırmıyorum. Cumhuriyet Mahallesi'nden ayırmayacağım. Benim Cumhuriyet Mahallesi'ndeki vatandaşıma nasıl hizmet götürüyor isem, Sarı Sığırlı Mahallesi'ndeki vatandaşıma da aynı hizmeti götüreceğim. Evet. İnşallah Allah nasip etsin. Peki belde ve köylerin kapatılması vatandaşı endişelendiriyor mu? Yani bunu da konuşuyor musunuz ziyaretlerde? Gerçekten insanlar bu konuda muzdarip. Halit Paşa'da vatandaşım alışmış yerinden yönetilmeye. Orada onun bir belediyesi vardı. Evet. Sıkıldığı zaman, bir şeyden rahatsız olduğu zaman çıkıp memura, gerekirse belediye başkanına derdini anlatabiliyordu. Ama hiç kimsenin panik ve tedirginlik içerisinde olmasını istemiyorum. Çünkü Muharrem Ekici en ücra köşeye kadar hizmetlerini götürecek. İnsanlar gerçekten bu konuda sıkıntılılar. Köydeki vatandaş dişine tırnağına kazınmış, bir 100 dönüm zeytinlik yapmış. Orada kadını çapa yapmış, sulamışlar, ürünü beraber toplamışlar, satmışlar. O köye bir hizmet götürmeye çalışmışlar. Ama aldık onu. Getirdik Saruhanlı Belediyesi'nin taşınır taşınmaz mallarını Saruhanlı Belediyesi'ne devrini yaptık. Aynen şunu söylüyorum gittiğim her yerde. Eğer o köyün malı olan
ne var? Siz bana teslim ettiyseniz, Saruhanlı Belediyesi'ne teslim ettiyseniz, inanın o emanete hıyanet yok. O yine sizin malınız. Ben yine onları sizin hizmetiniz için kullanacağım, kazanacağız ve size yine hizmet olarak geriye dönecek. Evet. Sorunuzun kısa cevabı şu. İnsanlar Manisa'nın bütün şehir olmasından sonra 40 ve 50 senelik beldelerinin kapanmasında sıkıntılı, köy tüzel kişiliklerinin korunmamasından sıkıntılı. Önce yerelde biz bu arkadaşlarımıza hizmette eksikliği göstermeyeceğiz. Bir sene sonraki genel seçimde de Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olursa, ki olacak, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında da köy tüzel kişiliklerini geri vereceğiz. Beldelerdeki belde belediyelerini de tekrar geri vereceğiz. Peki çiftçilerin istekleri var mı? Yani tarımla ilgili bir sıkıntı yaşanıyor mu Saruhanlı'da? Çiftçi yanıyor Canan Hanım. Yanıyor. Bu adamlar yani ne yapacaklarını şaşırmışlar. Bu sene üzüm yok. Üzüm para etmedi. Dışarıdan üzüm getiren insanlar var. Gübrenin hali belli. Mazot, benzinle kafa kafaya geldi. Yani eskiden insanlar Saruhanlı'da tankerlerine mazot doldururlardı. Konu komşu gelir, yani mazotu yoksa ödünç ister verirdi. Tankerler dolu olurdu. Bir sene öncesinden gübreler evlerde hazır olurdu. Ama artık para yok ki. Bankalar mazot olmasa... Mazot da yok, gübre de yok. Yok, bu insanlar ne yapacaklarını şaşırdılar. Bankalara muhtaç hale geldiler. O bankadan krediyi alıyorlar, ürününü satıyorlar, bankaya borcunu ödüyorlar. Bir dahaki senenin hazırlığını aldıkları o parayla yapıyorlar. Böyle değildi Saruhanlı. Saruhanlı'da tankerler mazot doluydu. İnsanlar rahattı, arkasına bakmıyordu. Benim orada diyordu, 5 ton mazotum var mı Muharrem diyordu. 5 ton gübremi koydum bir kenara diyordu. Ama şimdi adamın kahveye çıkıp arkadaşına çay söyleyecek parası yok. Kim yaptı bunu? Söylemiyoruz. Belli. 10 senelik siyasi iktidar yaptı. Yani İnşallah. Çiftçilerin sıkıntıları çok diyorsunuz. Çok. Tabii bunun işte yerelle ne kadar, yerel yönetimle ne kadar giderilebilir bu sıkıntılar? O da tartışılır ama. Vallahi bir kooperatifleşme projemiz var. İnşallah bunu yakında seçim beyanemizde yazacağız. Birçok yerlerde uygulandı, etti. Bu kooperatifleşme projeleriyle biraz çiftçimize destek olabilirsek, kalkınlandırabilirsek. Biliyorsunuz İzmir'de bir süt dağıtım projemiz var. İzmir Belediye Başkanımız bunu rutin haline getirdi. Üreticiden sütü alıyor, bir yerde değerlendiriyor. Saruhanlı'da mı üretiliyor süt? İzmir Büyükşehir'de bütün öğrencilere süt dağıtımı yapılıyor. Evet. Bunu bir örnek proje olarak düşünebiliriz. Saruhan'da bunu da yapmayı düşünüyoruz. Yani birçok şey var. Yani düşünün sokak hayvanlarına kadar. Evet. Sokak hayvanlarının rehabilite edilmesi, sularının verilmesi, gönüllülerle beraber yemeklerinin hazırlanması, barınağın çok daha düzgün hale getirilmesi. Sokak hayvanı giriyor, parkın havuzunda giriyor, ondan sonra çocuklar oraya giriyor. Bunların hepsi hakkında yani sadece biz önce insan diyoruz. İnsan, insan için neler yapabilirsek, bu insanları nasıl mutlu edebilirsek bizim ana hedefimiz bu diyoruz. İnşallah Allah nasip eder. Evet inşallah hayırlısı olur tabii ki Saruhan'ın adına. Bir de şunu soralım size. Dün yine Serdar Yaralı'ya da sormuştuk. Şimdi karşınızda mevcut belediye başkanı var Hüseyin Yaralı AK Parti'den. Bir de Milliyetçi Hareket Partisi'nden Serdar Yaralı var ve siz varsınız. Yani bu iki rakibin karşısında sizin durumunuz ne? Nedir? Yani nereye gider bu? Yarış nasıl olur? Sizin farkınız nedir? Yarışta biz öndeyiz. Bir arkadaşımız 10 senedir belediye başkanımız. Halen belediye başkanımız. Seviyoruz kendisini. Benim de iyi arkadaşım. Abim 2 dönemdir belediye başkanlığını yapmış ve 6. kez tekrar seçime katılıyor. Yorgunluklar olabilir. Eğer siyasette yorgunsak bir kenara çekileceğiz, bekleyeceğiz. Biz enerjikiz. Şu an konuşurken bile yani kendimi tutamıyorum belki. Çok yapacağım iş var. Evet. Seviyorum Saruhanlı'yı. Saruhanlıları seviyorum. Projelerimiz düzgün. Enerjimiz yüksek. Halk Muharrem Ekici'yi tanıyor. Muharrem Ekici'den olumlu elektrik alıyor. Muharrem Ekici dişçiyken nasıl hizmet ettiyse, o insanlara nasıl yakınlık gösterdiyse, Muharrem orada belediye başkanı olduğu zaman da bu insanlar Muharrem'in yanına rahat girip çıkabileceğini söylüyor. Bakın dün Gökçeköy'de geziyorum,
Bir abim diyor ki, ya Muharrem seni seviyoruz. Ya sen belediye başkanı olsan biz senin yanına daha rahat gideriz. Senin partiden değilim ha diyor, yanlış anlama ama oyumu sana vereceğim diyor. Bu rüzgar iyi esiyor Saran'da. Parti değil aslında çok fazla ama sizi tanıyanlar partili olmasa bile evet oyumu sizden yana kullanacağım aynen diye böyle söylüyorlar. Tabii ki bu da Cumhuriyet bir Halk avantaj Partisi olur size. Saruhan'da güçlü bir parti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanında ekipteki arkadaşlarımız ve şahsım gerçekten sağının her tarafında. Muharrem şurada program yapıyorsa bir köyün kahvesinde Muharrem konuşuluyordur. Dün buradaydı, evleri gezdi. Şatırlarda ev geziyorum. Kapıyı çaldım. Kuzinenin üzerinde pide yapılıyor. Hemen bizi davet ettiler, biz de oturduk. Bir yaşlı teyzem dedi ki, ya ben oğlum seni nereden tanıyorum dedi. Dedim ben dişçi Muharrem. Hemen sarıldık falan, fotoğraflarımız da sizin Yeni Gün gazetesine yansıdı. Evet. Muharrem halktan birisi. Muharrem Saranlı halkına yabancı birisi değil. O insanların ihtiyaçlarını biliyor. O insanların, Muharrem'in onlara nasıl sıcaklık verdiğini o insanlar da çok iyi biliyor. Saranlı'yı bir bütün olarak çok seviyorum. Geçen programınızda da söyledim. Biraz ayrı kalsam Saranlı'yı özlerim. Saranlıları özlerim. O yüzden benim çok yapacak işim var. Herkese başarılar diliyorum çıktıktaki yolda, çıktıkları yolda. Ama benim enerjim daha yüksek. Daha iyisini yapabileceğimi düşünüyorum. Bu yüzden bu seçimi kazanacağız. Yani Allah nasip ederse. Her iki adayın tecrübesi varsa benim de enerjim var diyorsunuz. Bu işleri yapmak için Canan Hanım, belediye başkanı olmaya gerek yok. Biraz önce söyledim. Sevgili başkanım sağlık grup başkanıydı, geldi belediye başkanı oldu. Serdar Başkanım öğretmendi, belediye başkanı oldu. E ben de diş hekimiyim, belediye başkanı olacağım. Yani bu işleri yapmak için belediye başkanı olmaya gerek yok. Önce insanları seveceksiniz. Hizmeti seveceksiniz. Halkı iyi tanıyacaksınız. Halk sizi iyi tanıyacak. Ondan sonra bir bir arkası arkasına çorap söküğü gibi her şey geliyor zaten. İnanıyoruz kazanacağız. Kazandığımız zaman da karşınıza inşallah Saranlı Belediye Başkanı olarak çıkacağız. Evet, son olarak neler söylemek istiyorsunuz? Çünkü sizi bir yere yetiştirmek zorundayız. O yüzden bugün programı bu şekilde kısa tutmak zorunda kaldık. İzleyicilerimize Manisa'da yaşayan Saruhanlılı vatandaşlarınız olabilir. Vatandaşlar olabilir. Onlara neler söyleyeceksiniz? Mesajlarınız neler? Efendim Muharrem'in kapısı herkese açık. Broşürlerimiz dağıtıldı. Kartlarımız dağıtıldı. Gerek yok onlara. Hangi köye gitseniz Muharrem Ekici'nin izlerini bulabilirsiniz. Hangi köylüye sorsanız o köyde Muharrem Ekici'nin telefonunu bilen birisi vardır. Hangi köye gitsem bütün köylü Muharrem Ekici'yi tanır. O yüzden buradan bütün vatandaşlarıma sevgi ve saygı sunuyorum. Onların hepsini gerçekten çok seviyorum. Gittiğim her yerden çok ciddi bir elektrik ve enerji alıyorum. Çok mutlu oluyorum, çok keyif alıyorum. Ev ev geziyorum. Yorulmuyoruz. Çünkü dinlenmemek için yola çıkanlar asla yorulmazlar. Biz yorulmuyoruz. Muharrem Ekici yorulmuyor. Kadın kolları yorulmuyor. İlçe başkanımız yorulmuyor. Arkadaşlarımız yorulmuyor. 30 Mart akşamına kadar bu enerjiyle gezeceğiz. Ve Saruhanlı'ya, Saruhanlı halkına yaraşır bir şekilde hizmet etmeye buradan söz veriyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Hayırlı olsun, hayırlısı neyse amin. O olsun tekrar. Amin. Değerli ETV izleyicileri, herkes bunu konuşuyor da Cumhuriyet Halk Partisi Saruhanlı Belediye Başkan Adayı Muharrem Ekici bizlerle birlikte oldu. Programımızı burada sona erdiriyoruz. Yarın yine aynı saatte karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın.